Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bosch, Siemens profile bulaşık makinelerinde kullanılan sirkülasyon motoru harici nasıl çalıştırır onu göstereceğiz. Bu motordan faydalanabilir misiniz? Onu anlatmaya çalışacağız. Şimdi motorların rezistansı bozulunca genelde rezistans yapılmıyor, iç parçası da bulunmuyor. Bundan dolayı genelde bu motorlar çöpe dönüşüyor ve kullanıcı diyor ki ya ben bu motoru bir şekilde değerlendireyim. Rezistans bozuk ama motor sağlam. Bir şekilde çalıştırayım. Şimdi nasıl çalıştırır? Arkadaşlar bu motorlar 100 volt, 150 hertz güç istiyor. Yani bu ne demek? Sizin şebeke akımınız 220 volt. 100 volt, 110 bile değil. 100, 150 hertz. Bu şartları tamamlamanız lazım. Tamamlayabilir misiniz? Tamamlayamazsınız. Peki bu motor nerede kullanılır? Hani bir şekilde şartları sağladınız, her şeyi ayarladınız. Üstüne su gelince suyu püskürtüyor. Yani şu şekilde durması lazım ya da bu şekilde fark etmez. İçine su gelecek. Vakum özelliği yok. Suyu vakumlama özelliği yok. Olmadığı için de vakumlayamadığı için suyu. Hava varsa suyu püskürtemez. Dolayısıyla bir yerde kullanmanız zor. Yani içerisi full su olması lazım. Yine de yapabilen olur. Çok uğraştırır. Attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değmez. Çalıştıralım biz. Gösterelim. Şimdi soket biraz farklı. Bir uç toprak, bir uç faz, bir uç nötr. Toprak olan ne taraftaki? En sağdaki mi? Hayır, ortadaki toprak uç. Ortadaki. Şimdi 220 ile çalıştıracağım ben bunu. Ama uzun süre çalıştıramayız çünkü ciddi sıcaklık oluşuyor. Zaten yanar motor. Bu strese gelemez. Yüksek veriyoruz çünkü. Bunu söküp de çalıştıracağız. Onu da göstereceğim. Bakın şimdi. Verelim bakalım. Kokmaya başlıyor. Bayağı koktu şu an. Yanık kokusu gibi. Sargılar buna uygun sargılar değil. Yani sonuç olarak ne işe yarar bu motor? Bakırı sökülür, metalleri sökülür, hurda evrilir. O işe başka da bir işe yaramıyor maalesef. Keşke olsa. Bununla ilgili içerik arayan, video arayan, nasıl yapılır arayan varsa boş yere aramasın. Yok zaten. Olmayan bir şey yapamazsın. Ama bir tanesi çıkar 100 voltu ayarlar, 150 Hz ayarlar, yapar çalıştırır. Yine de bu işlemden sonra takıldığınız nokta dediğim gibi yani içerisinde su olması lazım. Onun da mesafesi 2-3 metre anca olabilir. Uğraşılır mı? Yani uğraşacak bir şey değil. Adamlar zaten uğraşmasınlar diye her şeyi yapmışlar. Videomu burada son veriyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.